Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qinamiz diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Sharq Turkistonda ulvilishqa urinish vaqealari ko'paymoqda. Yaqinqi yillardan beri Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilib o'tgan vahshiylarcha bostirish, qirg'in qilish jinoyatlari sababli Aslida özünü öldürüvelişini iğir günah deb itiqat qiladigan Uyğurlar ichida özünü öldürüvelişqa urunuş vaqealari köpaygan. İctimai uchur vasitalari tarqalgan sirlarda ma'lum bo'lishicha yaqinda Sharq Turkistonda yana özünü öldürüvelişqa aloqador 2 vaqea yuz bergan. Xitoyning atalmış xalq turmushi kanalida 17 mart kuni Qumul shahridagi bir Uyğur ayolning o'lüvelişqa urunish haqidagi xabar tarqatilgan. Xabarda Qumul shahrida bir ayolning 7 metr egizlikdagi daraxtning ustidan o'zini tashlab o'lib-o'lishga uringanligi, atrofdagi bexatarlik xodimlari naq maydonga yetib kelib, ayolga niyatidan yanish haqida shuncha nasihat qilgan bo'lsa-mu, biroq ayol niyatidan yanmaganligi, oxiri bexatarlik xodimlari bexatarlik tadbirlarini ishga solib, ayolni daraxtdan tortib tushirib qutqizib olganligi bildirilgan. Xitoy xabarlari mazkur ayolning millat ta'valligini oshkorlamagan bo'lib, ammo ijtimoiy uchur vositalari orqali keng tarqalgan mazkur sin haqida yozilgan inkoslarda daraxtdan o'zini tashlab o'lib olmoqchi bo'lgan ayolning Uyg'ur ekanligi bildirilgan. Ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan 39 sekundlik boshqa bir sinda 19 mart kuni Sharq Turkistonning Qashqar viloyati Yangishahr noyasiga joylashgan ma'lum oila o'ltiroq rayonida o'zini o'ltirib olishga urinish vaqasi yuz bergan. Vaqada bir Uyg'ur o'smir 17 qavatlik binodan o'zini tashlab o'lib-o'lishga urinigan. Rayonlik bexatarlik xodimlari naq maydonga yetib kelib, ikki saqchi uni qoil qilishga urinigan paytda tomning orqasida yushirinib turgan yana bir saqchi o'smirni o'zini tashlamoqchi bo'lgan o'rindan tortib tushirib olgan. Kuzatuvchilar Xitoyning yaqinqi yillardan beri Sharq Turkiston xalqini yo'qotish orqali Sharq Turkiston zaminini o'zining qilib olishga uringanligini, Xitoy bu razil maqsadiga yetish uchun sababsiz tutqun qilib, turma va lagerlarga solganligini, solangan kishilarning farzandlari yoki ayoli oilada yolg'iz qolganligini, bo'libmi oilada yolg'iz qolgan o'smir bolalarda xomushlik kesili yoki o'zini xatarga etish qatorliq ahvollar ko'rilganligini Farzandlari bilan yolg'iz qolgan onalar yolg'iz bir oilaning yukini ko'tarolmay, psixikasida binormal ahvollar ko'rilganligini, mazkur ulvilishqa urinish vaqasining mo dal Xitoyning har sohadagi qattiq besimi sababli bo'lganligini bildirishmoqda. Xitoy yollanma mutaxassislar orqali xalqaro jamiyatni aldashga urinmoqda. Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 49-chi navbatlik yig'inida Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatning qattiq qarshiligiga duch kelmoqda bo'lib, xalqaro jamiyatni yolg'iz qilish oldida turgan Xitoy bir turkum atalmış mutaxassislarni har xil shaklda setib olish orqali Sharq Turkistonda ijro qilinayotgan atalmış 5-chi amga kuchini yotkab ishga o'rinlashtirish nomida Xitoy o'lkalariga surgun qilish, qirg'in qilish masalalarida xalqaro jamiyatni aldashga urinmoqda. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, bu yil 15 fevral Sharq Turkistonda odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat xizmati yig'ini ochilgan bo'lib, oldingi bir yil ichidagi xizmatlar xulosalangan va bu yillik planlar o'tirg'i qo'yilgan. Mazkur planga asoslanganda Xitoy rejimi 2022 yili atalmış yetilardagi amgak kuchlarini yotkab ishga o'rinlashtirish bahonasi bilan Sharq Turkistondagi 2 million 750 ming kishini boshqa yurtlarga surgun qilar ekan. Xitoyning bu jinoyat planlari o'z joyida ishqa o'rinlashtirish, tartiblik yotkab ishqa o'rinlashtirish, sirtqi chiqarib ishqa o'rinlashtirish degandek iboralar bilan pardozlangan. Tangritog' to'rining 21 martdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy kishilik huquq tadqiqot jamiyati mas'ul bo'lib 16 mart kuni Urumchi shahrida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik Huquq Kengashining 49-chi navbatlik yig'iniga munosabatli atalmış Xinjiangdagi kishilik huquq taraqqiyoti va har millat xalqining baxtli turmushi bosh temasida tor orqali yig'in o'tkazgan. Yig'inda Xitoyga yantayoq bo'layotgan Rossiya, Pokiston, Kuba qatorliq davlatlardan kelgan nurg'un yollanma mutaxassis va tadqiqotchilar naq maydon yoki tor orqali silliq so'z qilgan. Ular so'zlarida Xinjiangda jamiyat muqim, iqtisodiy taraqqiyot, kishilik huquq ishlari uzluksiz ilgirlidi deb bildirilgan. Tor yig'iniga yana Xitoyning BDT Janubada turishliq doimiy vakillar o'miginin elchisi Jiang Duan qatnashgan. Bundan boshqa Xitoyning Xinan siyosiy qonun universiteti kishilik huquq tadqiqot yurtining ijroiya boshlig'i Jiang Yunhe, Tsinghua universitetining tadqiqotchisi Mingzhu qatorliq yollanma mutaxassislar Xitoy kommunistlarining o'rinlashtirishi bo'yicha Xinjiangda majburiy amgakka selish masalasi aslo mavjud emas.
Paravallıq təminatı yaxşı bolğaçqa Cənubi Şinjanın dehqançılıq, çarvıçılıq rayonlardakı nurğun asallıq millət artıq əmgək küçləri öz ixtiyarlıqı bilən sırtqı çıxıb işləşini tanladı. Qərib əlləri Şinjandakı kişilik hüquq məsələsi arqılıq Xitayının içki işiğə arlaşdı deyə bildirilmişdi. Ahırda atalmış Şinjan Üniversitesi Kanun Fakültesinin muavin korkak müdiri Erkin Samsak söz elip, yakınki yıllardan bu yan Şinjan işki uğurlaştırışını mukumlaştırış, işki uğurlaştırışı kapadetli kılıç kuruluşunu puhtu algı silcetti. Her millet emgekçiler kadir kımmeti bilen emgek kılıç arkalık turumu süpütünü zor derecede östürdü deyip çalvakıdı. Xitay rejimi yakınki bir neçe yıldan beri Şarkı Türkistan halkını sistemelik ve kan kölemlik tutkun kılıp, Ceza lagırı yakı türmelerge kamağandın başka, türme yakı lagırı sırtıda kalan Uyghurlarını atılmış eşinci emgek küşlerini yötkep ışkı uğurlaştırış namıda Xitay ülkelerge sürgün kılıçını devamlaştırıp gelmekte. Gerçi Xitay rejimi bu cinayetlerini izgil inkar kılıp gelgen bolsumu, katmukat tekşürüşlerden ötüp tarqılıp atkan çeklik sınlar ve Xitay akbarat organları bergen haberler Xitay'nın köz boyamçılıkını paş kılmakta. Teşkilatlar Birliği İslam Hemkarlık Teşkilatı Taşkı İşler Yığını hakkında bayanat ilan kıldı. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği 22 Mart günü Pakistan'dan paytaxtı İslamabad'da ötküzülgen İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın 48. nöbetlik Taşkı İşler Ministerleri Yığını hakkında bayanat ilan kıldı. Bayanatta İslam Hemkarlık Teşkilatı'nı Xitay'nın Şarkı Türkistan meselesindeki köz boyamçılık kılmışlarına aldanmaslıkka ve yığında Şarkı Türkistan meselesini muhim temi süpütüde müzakir kılışkı çakırdı. Mezkur çağırık İslam Hemkarlık Teşkilatı hem de Türkiye Taşkı İşler Ministerliği'ne sunuldu. Mezkur yığında İslam Üçmenliği, Afganistan, Keşmir ve Palestin meselesi müzakere kılınan olup, Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan Efendi, bundak muhim yığınca Xitay'nın teklif kılınışı'nı katlı narazılık bildirip, Mezkur Teşkilatı'nın ve Aza Müslüman Teşkilatlarının Şarkı Türkistan meselesi de pasif buluşu ve sükütü türüvelişi, şundaklı sükütü turganın üstüge Şarkı Türkistan halkını kırgın kılıp, İslam ve Müslümanlarga karşı siyaset yürgüzüvatkan ve vahşilerçe irqi qırğınçılık qılıvatkan Xitayning bugünkü kunda mazkur tashkilotqa kuzatuvchi a'zo bo'lib qabul qilinishi intayin ichinishlik bir hodisadir. Xitay tashqi ishlar ministri Wang Yining bu navbatlik İslam hamkorlik yig'iniga so'z qilguvchi sifatida qatnashishi mazkur tashkilotning qurilish nishoni, shuori va majburiyati nuqtasidan zo'r xatolik va afsuslanarlik bir ishdir deganlarni bildirgan. Bu münasibet bilen Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği İslam Hemkarlık Teşkilatı'na bu ekvalının intayın çoğun hatalıq bolğallıqını bildirip bayanat ilan kılgan bolup, mezkur bayanatı monular bildirilgen. Bugün Pakistan'a çigirde Şarkı Türkistan'da İslam dini insanların hayatının bütünle yoktulmaqta. Bu ceryanda nurğulluğan mescitler veyran kılındı. Kur'an ve dini kitaplar köydürüldü. Ölümalar tutkun kılındı ya ki öldürüldü. Dini ibadetler çeklendi ve cinayet de bekitildi. Şarkı Türkistan halkını İslam dininden yiraklaştırış için mahsus ceza lagırları tesis kılınıp, dinsizlaştırış ve minyuş hareketi icra kılındı. Mecburi emgek mal mülüklerinin müsadır kılınışı, ayarlarının ayak astı kılınışı, balılarının mecburi halde milli kimlik ve dini itikattın hali terbiyelinişi, hac kılış, Müslüman devletler bilen alakı kılışının çeklenişi katarlık insan hakları defsendikilikleri ve İslam düşmenliği Şarkı Türkistan'da künsürü küçeymekte. Bu cinayetlerin hemisi işgaliyetçi Xitay tarafından bivasta pilallık ve sistemelik icra kılınmakta. Müşündak bir peyitte İslam dünyasının cümleden İslam dünyasının en nüfuzluk organı İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın Şarkı Türkistan meselesi de dadıl kadem almaslıkı, eksici Xitay Taşkı İşler Ministeri'nin alahide yığıllarga teklif kılınışı kubul kılgılı bulmaydıgan bir hata pozisiye hesaplandı. Garip devletleri insan hakları noktasından Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılığını ayıplavatkan bir peyitte İslam dünyasının ve teşkilatlarının pasiflikı ve sükut kılışı, emniyette Xitay'nın öz cinayetlerini aklışığa ve tihamı yüreklik halde devamlaştırışığa fırsat ve imkaniyet yaratıp vermekte. Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği bolu süptimiz bilen, Xitay'nın Şarkı Türkistan meselesini bastırış üçün İslam Hemkarlık Teşkilatı ve Müslüman devletleri de nüfuzunu küçeytişke urnuvatkallıkını eskertiş bilen birge, İslam Hemkarlık Teşkilatı'nı bu kıtımlık yığında İslam Abad'a ancı yırak bulmağın Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılıkka uçuravatkan Müslümanlarga yardım kılış meselesini mu ciddi müzakere kılışka Şarkı Türkistan'a küzetküçü evetişke Xitay'nın bu devletlerdeki sahtipez taşkı siyasetlerge aldanmaslıkka ve önümlük kararlarını çıkırışkı çakırımız. Mevlüt Çavuşoğlu Uyghurlar hakkında muhim söz kıldı.
İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın 48. Nöbetlik Taşkı İşler Ministerleri yığını bugün İslam Abad'da devam kılıp atkan İslam Öçmenliki Afganistan, Keşmir ve Palestin meselesi hakkındaki yığınğa işgalçı Xitayning küzetkücü əza süpüteti teklif kılınğanlıqı ayıplınıp atkan bir peyitte Türkiye'ye vakaleten yığınğa katnaşkan Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu barlıq əza devletlerge kılgan xitabıda intayin muhim söz kıldı. O sözü de kadirli qeyrindaşlarım. Türkçede dost yığılıtıp eytar deydiğen bir söz var. Bugün dostlar meclisinde turup demiz. Özümüzdeki meselelerini dadıl otturgu koyup, aldı bilen öz üyümüzde kandak onşayımız digenle otturgu koyuşumuz gerek. Dünya intayın kıyın küllerini baştan geçirmekte. Avrupa'daki oruç hemmeylenge təsir körüstü vatıdı. Menfaatlerinin insani kımmet kararlarının aldığı ötkellikini, ahlaki kımmet kararlar acizlaştırılışkı tırışılı vatkan bir mezgilde turmaktımız digerlerini bildirip, İslam dünyasının növetteki ehvalini kıskıcı tılgı elip ötkendiyken, köplügen İslam devletlerinin isimleri uruş, terör, elem ve katliamlar bilen tılgı elindigan boldi. İşgal astedeki Kuddus'ta esirlerden buyan nesilden nesilge ötüp gelgen mülükler müsadır kılınmakta. Garbi Trakya'da 7 esirden buyan, Sipros'ta 5 esirden buyan İslam'ını callık tutup gelip atkan Müslüman Türkler, 21. esirde akalli haklardan mahrum halde turmakta. Keşmir'deki kıyrındaşlarımızdan akalli hakları depsende kılınmakta. Avrupa'da İslam öçmenliği küçeymekte. Xitay'da Uygur Türkleri ve başka Müslümanlar dini kimliklerini ve milli medeniyetlerini koğdap kılışta kıyıncılıklarına uçurmakta. En köp Müslümanlar yaşavatkan devletlerden biri bolgan Hindistan'da yığılık çekiş hakkı ret kılınmakta. Rohingya Müslümanları bolsa dünyanın nezirgimi elinmaydıgan halde turmakta. Liviya, Suriye, Yemen'de kıyrındaş kalları akmakta. O sözü de İslam dünyasının ehvalini onşaş üçün aldı bilen başka devletlerine ayıplaşının ornağa özümüzü tekşürüp bir kişimiz, kılışkı tekişlik işlerini kılışımız gerek deyip tekitlep, Peygamber aleyhisselamdan Müslümanlar bir bedendeki azalarına okşaydı. Bedendeki bir aza kesel bolsa başka azalar onun üçün bir aram buludu diyen hadisini esiltip, İslam dünyası Sarayevo'dan Ürümçige, Bahçe Saray'dan Sen'ağıca, Mali'den Moruğuca hılmıxıl dertler içinde durmakta. Hoş, ondakta kalgan devletlerdeki Müslümanlar bu ekvallarga kulak selivatamdı. Camu Keşmir'in salahiyetini ve nüfus kurulmasının özgertilişi köz yumuş doğru mu? Uygur Türklerinin ehvalini körmez kiseliş doğru mu? Dep sual koydu. O sözünü Müslüman devletler mezkur devletler bilen cedelleşsin demedi. Del eksice İslam devletleri mezkur devletler bilen bulgan münasivetlerini şu yerdeki Müslümanların ehvalini yakışlaş üçün şilteyli devatımız dep ahırlaştırdı. Değerli kardeşlerim, Türkçe'de bir söz var. Dost acı söyler. Bugün dostlar meclisindeyiz. Öz eleştiri yapıp önce kendi evimize nasıl çeki düzen veririz diye çalışmalıyız. Dünyamız zor günlerden geçiyor. Avrupa'daki savaş herkesi etkiliyor. Çıkarların insani değerlerin önüne geçtiği ve ahlaki değerlerin zayıflatılmaya çalışıldığı bir dönem. Mutluluğu tüketimle özleştiren bir anlayış. Tabiatı tahrip eden bir tüketim hırsı. İslam'ın 14 asırlık kültürü, sanatı, medeniyeti, ilim ve irfanı yeniden keşfedilmeyi bekliyor. Kudüs, Şam, Halep, Kabil gibi medeniyetlerimizin klasik merkezleri tahrip oldu. Kimliklerini yitirdi. Birçok İslam ülkesinin adı savaş, terör, acı ve katliamlarla anılır oldu. İşgal altındaki Kudüs-ü Şerif'te asırlardır nesilden nesle geçen mülklere zorla el konuluyor. Batı Trakya'da 7 asırdır, Kıbrıs'ta 5 asırdır ezan-ı Muhammed'i canlı tutan Müslüman Türkler 21. yüzyılda temel haklarından mahrum. Keşmir'deki kardeşlerimizin temel hakları ihlal ediliyor. Avrupa'da İslam düşmanlığı yükseliyor. Çin'de Uygur Türkleri ve diğer Müslümanlar dini haklarını ve kültürel kimliklerini korumada zorluklarla karşı karşıya. En fazla Müslümana ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan Hindistan'da başörtüsü hakkı reddediliyor. Rohingyalar artık dünyanın dikkatini bile çekmiyor. Libya'da, Suriye'de, Yemen'de kardeş kanı akmaya devam ediyor. Bugün Ukrayna'da yaşanan hepimizin karşı çıktığı savaş çifte standardı da göz önüne serdi.
burası Orta Doğu değil, Afganistan değil, neden kan dökülüyor diyenleri de duyduk. Bizim için Harkiv'de dökülen kan ile Halep'te dökülen kan bir. Çünkü bizim medeniyetimiz bunu buyuruyor. Değerli kardeşlerim, İslam dünyasının içinde bulunduğu durumun sorumlusu kim? Başkalarını suçlamak en kolay iş. Peki bu neyi değiştiriyor? Neyi değiştirebiliyoruz başkalarını suçlayarak? Önce kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Peygamber Efendimiz müminlerin bir vücuda benzediğini, vücudun bir yeri hasta olduğu zaman diğer uzuvlarının da bundan rahatsız olduklarını söylüyor. İslam alemi Saraybosna'dan Urumçi'ye, Bahçesaray'dan Sana'ya, Mali'den Mora'ya çeşitli dertlerden mustarip. Peki geri kalanımız bu rahatsızlığı duyuyor muyuz? Türkiye ile anlaşmazlığınız var diye Kıbrıs'taki, Batı Trakya'daki Müslümanların haklarına sahip çıkmaktan geri durmak hakkaniyetle olur mu? Cemil Keşmir'in statüsünü ve demografisini değiştirme girişimlerine göz yummak doğru mu? Uygur Türklerinin durumunu görmezlikten gelmek doğru mu? Müslüman devletler bu ülkelerle sorun yaşasın demiyoruz. Tam tersine. İyi ilişkilerimizi Müslüman toplumların durumunu iyileştirmek için kullanalım diyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizim hepimizin ortak davası için var olduğumuzu biliyoruz. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı ortak davalarımız için var. Vazifesi İslam dünyasının bu davalarımızda ortak sesi olmak. Tekrar başa dönersem, ümmet olarak tek vücut olursak karşımıza çıkan her engeli aşarız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amerika yana Xitay amaldarlarga vize çeklemesi koydu. Amerika çigra halkıp kişilik hukukunu depsende kılgan Xitay amaldarlarga vize çeklemesi koydu. Germaniya taratqularining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi 21 mart kuni Xitoy amaldorlariga qaratilgan sayohat cheklamasini kengaytirganligini e'lon qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu haqda ifoda bildirib, Xitoy amaldorlarining Xitoy ichi va sirtidagi millatlar hamda dini e'tiqodchilarga qaratgan bostirish va zarb berish qilmishlari sababli yangidan viza cheklamasi yo'lga qo'yilganligini aytgan. Antony Blinken'nin bildirişçe yeniden yolu koyulgan vize çeklemesi başka millet ve dini asallıklar, öktüçiler, kişilik hukuk faaliyetçileri ve jurnalistlerini bastırışkı mesul ya ki bastırışkı katlaşkan Xitay emeldarlarını nişan kıldıganlıkını etkan bosumu ama kaysi Xitay emeldarlarının nişan kılınganlıkı çekleme koyulgan emeldarlar sahnenin kançı işgeliki hakkıda enik işbadi bildirmegen. Blinken söz diyene Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip berbatkan irki kırgıncılık ve insaniyetke karşı cinayetin toxtu şaqıdaki çakırıqını kaydı təkidligen. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken bayanatta Xitay'nı çigra halkıgan bastırışını toxtışkı çakırgan bolıp, Xitay əmeldarlarının bastırış hareketi pekat Xitay işçide devamlaşıp kalmay, hatta Xitay çigrasıdın halkıp Amerika'ya yitip geldi. Amerika Xitay əmeldarlarının başka millet azalarına parakendicilik seliş, korkutuş, közütüş ve tutkun kılış kılmışlarına cümleden çetellerde bihater panahlık oranı izlevatkan milletlerge ya ki aciz halık üçün ün çıkargan Amerika puralarını korkutuş kılmışlarına karıştırdı deyilgen. Blinken yana Xitay Amerika'daki Uygurlarını özçüge algan barlık Uygurlarının Şarkı Türkistan'daki aile azalarına çigradın çıkışını red kılış arkalık Uygurlarını bastırışka urunmasızlığı gerekliğini bildirgen. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrining Xitoy amaldorlariga qaratilgan viza cheklamasi Amerika prezidenti Joe Bidenning Xi Jinping bilan sin orqali suhbatlashib bir necha kundan keyin e'lon qilingan. Suhbatda Biden Xi Jinpingga besim ishiltib, Xitoyni Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchilik urushini qo'llamaslikka qoyil qilmoqchi bo'lgan edi. Zelenskiy Rossiyaning ultimatumiga amal qilolmaydiganligini bildirdi. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rusiyaning ultimatumiga amal qilolmaydiganligini, buning faqat Ukrayna xalqi butunlay vayron bo'lgandagina undan mumkin bo'ladiganligini bildirdi. 4
Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe Zelenski Avrupa taratqolarına bergen bayanatıda 24 fevraldan buyan devamlışıp atkan uruşunun toxtilishi üçün Rusya koyğan şartlar haqqıda toxtulup, işğal astıdaki şehirlerde halkının Rus askerlerine karşı ciddi tirkişip atkanlığını tekitlep mündaq dedi. Ruslar bizge Harkiv, Mariupol ve Kiyevni beyranlar devatıdı. Ne bu şehirnin ahalisi, ne bu devletnin başlığı hergiz mi bundaq işini kılmaydı. Rusya'nın ultimatumu'a biz pütüllay veyran bolğandıla andın emel kılalışımız mümkün. Uyanı Rusya bilen bolğan müzakirlerde müresse kılıdığan meseleler tuğurluq, Ukrayna'da referandum ötküzülüşü kerektikini mu sözlerge ilave kıldı. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şunaqla program axırda ekran arxısındakı barlı xidmətdaşlarıma köpdən-köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmatullahi taala və bərəkət.